Acık da bana ver, biraz da ona ver. Alo. Tabağa ver, biraz da ona ver. Bir şey takıldı senin aklına. Hı, nasıl? Farkında mısın? İstasyondan ayrıldığımızdan beri iki evet, bir yok, bir de öyle mi dedin. Bütün konuşman bu kadar. Bir de burada inip biraz yürüyelim dedim. Doğru, bayağı uzun bir cümle. Haksızlık etmişim. Nineyi düşünüyorsun değil mi? Nereden bildin? Ben de hep düşünmüşümdür de ondan. Anlatsana biraz. Anlatacak pek fazla bir şey yok aslında. Kendinden hiç bahsetmez. Dışarıdan görünen uyumsuz bir evlilik yapmış. Kocası istasyon şefidir. Küçük bir memur yani. Ama kasaba sosyetesinin göz bebeğidir. Karısı yüzünden mi? Öyle. Her yere çağrılırlar. Doktoru tanıdın, onu severim. Geçen kış uzun süren bir grip atlattım. O ara dost olduk. Bir gün istasyonda bir ışık yanıyor demişti. Ve biz hepimiz o ışığın çevresinde dolanıp duran pervaneleriz. İnsan sevebileceği birini buluncaya kadar kaç kişiyi sevdiğini zannediyor. Türlüsünü gördüm. Bir ikisi bana hakikaten aşıktı. Çoğu numaracıydı. Neticede bir kadından hepsi aynı şeyi istiyor. Yalnızım. Düşünürseniz ne var hayatımda benim? Biriyle konuşmak, arkadaşlık etmek istesem başka türlü olmuyor. Yoruldum artık. Düşünmek bile istemiyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayenizde öğretmen hanımın yüzünü görür olduk. Buyurun. İkinci bir daha. Kabul. 250. Dönüksü. Bol şans. Şu elbisini de biraz konuşuruz. Hoş geldiniz. 500. Nasıl buldunuz kasabamızı? Çok beğendim. Perihan mektuplarında hep yazardı ama... Belediyeye de beklerim bir gün. Projelerimden bahsetmek isterim size. Bir de acı kahvemizi içersiniz. Rahatsız ederim efendim. Eviniz çok güzel. İnsan bu kasabada böyle güzel bir yer düşünemiyor. Doğru. Benimkisi çılgınlık biraz. Doğduğum yere bağlılığımdan olacak. Terasa çıkalım arzu edersiniz. Cemil Beyler gelmedi mi? Nine Hanım biraz rahatsızmış. Bizim arabayı yolladım az önce. Büyük şef onu ne yapar yapar getirir. Hoş geldiniz. Başkanımızın eşi Reyhan Hanım. Nasılsınız efendim? Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok merak ediyordum da sizi. Kızları. Esin Hanım, eczacı Halim Bey'in eşi. Memnun oldum. Gözlüklerinizi çıkarın. Böyle daha yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Bu deli kız da sonunda hasta olacak. Evli misin? Hayır. Aklın varsa evlenme arkadaş. Bizim gibi insanların evlenmesi... ...kendisi delikten geçemezken kuyruğuna kabak bağlamak gibi bir şey. Evlenmeseydim... Belki de ünlü bir operatördüm şimdi. Sizin yaptığınız bence çok daha önemli bir hizmet. Tek tesellimiz bu zaten. Sadece doktorluk yapsam neyse. Her derdi olan, başı sıkışan bana koşar. Doktor muyum, muhtar mıyım, arduacı mıyım anlayamadım. Demek ki seviyorlar sizi. Yani milletvekilliğine adaylarınızı koysanız ha doktor? O işi bana yedirmezler arkadaş. Neyse beni bırakalım. Sen neler yazıyorsun İlhan Bey? Kısa öyküler falan.
Ben eskiden okurdum, çok okurdum. Evlendikten sonra kitap alamaz oldum elime. Neyse, bu arada hanımı anasının evine yolladık da nefes alıyoruz biraz. Siz bizim kasabanın hastalığına yakalanmadınız mı daha? Ne hastalığı? Mina Hanım hastalığı. Dikkat edin, sarıydır. Bana gerek kalmadan Mina Hanım'ı iyileştirdin demek. Önemli değildi, yarım bir baş ağrısı. Tanışıyor muydunuz siz? Büyük şefimiz Cemil Bey ve eşleri Mina Hanım, İlhan Bey, Perihan öğretmenin muhterem ağabeyleri. Dikkati çekmek için mahsus geç kalıyor kardeş. Sahi mi? Hadi hadi buyurun bakalım. Buyurun buyurun. Hanım gel dolmuya sen. Dolmuya. 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 Nefis. Yakında avcıları toplamayacak mısınız sayın başkanım? Toplarız. Toplarız. Patron, ortaokulun tamamlanması sana bağlı. Ne kadar lazım? 500 bin yeter. Yarın gel de çekin al. Yaşa be! Kardeşim bu bir daha sen de çekin, sorma yani. Oh, o kadar çok başına işlisin ya. Bir türlü halledemedim. Ne yapalım? Hikayelerinizi okudum dün gece. Sabaha kadar uyuyamadım. Yemek almıyor musunuz? Ben aç değilim pek. Size bir tabak hazırlayayım. Sağ olun, ben alırım. Müsaadenizle. Müzikle aranız nasıl? Niye sordunuz? Oldukça zengin bir plak koleksiyonum var burada. Dinlemek ister miydiniz? Perihan'la geliriz bir gün. Korkmayın, yalnız da gelebilirsiniz. Sizin için hazırladım. Yemeyeceğim. Hiçbir teklifimi kabul etmiyorsunuz. Neden? Bize bakıyorlar. Saklamıyorum ki kimseden, senden hoşlandığımı. Bir bardak içki her şeyi halleder. İçki içmediğimi biliyorsunuz. İlaç bu yavrum, ilaç. Baş ağrım geçti, sağ olun. Geçen gün çay bahçesinde İlhan Bey'le beraber misiniz dediler. Nasıl da uyduruyorlar değil mi kardeş? Yo, uydurmamışlar, beraberdik. Sonra da onlara gittik. İlhan Bey kitaplarını verdi bana. Bitirince bana da ver Mineciğim, çok merak ediyorum. Doğru geliyorum üstten böyle. Motorla geçtiğiniz zaman bahçeye çıkalım biraz. Kadın alenen gördün mü? Ha? Başkan. Alışamadım git düşümerede. Siz? Üşütüyor sağ olun. Şey, sen? Yemek içmekle vakit kaybettiğimiz yeter. Cepheye buyurun. İlhan Bey de teklif etseydik ayıp olmasın? İlhan Bey meşgul. Bu kasabanın dışında başka dünya yokmuş duygusuna kapılıyorum zaman zaman. Umut yoksa nasıl yaşar insan? Garip bir kişiliği var değil mi? Taşra'da bir istasyon şefinin karısı olarak karşılaşınca daha da etkileniyor insan. Bizim okulun resim sergisi vardı geçen yıl. İstasyon şefi de protokole dahil ya, açılışa geldiler. Küçük bir de kitaplık vardı salonda. Herkes yiyip içerken onun kitaplara baktığını gördüm. Sonra sıkılarak kasabada okuyacak bir şey bulamadığını, ona kitap verip veremeyeceğini sordu. Okuldakilerden,
senin gönderdiğin kitaplardan vermeye başladım. Böylece dost olduk. Neredeler? Bilmem. İlhan Bey'le Mine'yi gören var mı? Yavaş yavaş gidelim istersen. Mine yok mu? Yok. Burası içeriye göre daha serin. Buyurmaz mısınız? Bizim hanım nerede? Bilmem. Aşağı doğru inerken gördüm. Gölün kıyısında olabilir. Üzülme Esin'cim. Pis herifin biri. İlhan Bey diyorum, anladın mı? Neymiş? Yazarmış. Palavra. Aile içine sokmamak lazım böylelerini. İyi misin? Bomba gibiyim. Birazdan görürsün. Yapma.